Vatayemenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bilim insanları Ermeni halkının Fırat'tan Kur Araksa kadar tüm Ermeni platosunun yerli halkı yani otokton olduğunu kanıtladılar. Rus barış güçleri Asak'taki yerinden edilmiş halka yardım sağladı. Gelecek yılki Aurora ödülü adaylık turu sona erdi. Dünyanın her yerinden 592 aday gösterildi. Suriye'deki militan saldırısında bir hükümet askeri öldü. Türkiye'de Ekim ayında 58 gazeteci yargılandı. Batı Ermenistan'ın Perre antik kentindeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı. Fransa'nın Biarritz kentinde Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarına adanan anıt açıldı. Okurların uzun zaman bekledikleri tatil, Gündüz ve Gece Kitap 2021 adlı etkinlik yaklaşıyor. Ermeni halkı Tüm Ermeni platosunda yerli bir halk, yani otokton bir halktır. Gamkrelidze İvanov dahil diğer birçok bilim insanları bunu kanıtladı. Ermeni platosu Fırat'tan Kur Arak Süçgeni'nin tamamına kadar uzanır ve henüz Ararat Krallığı başka bir deyişle Urartu döneminde güçlü Ermeni kralları bu toprakları ta doğudan öte eski Ermeni şehri Vakurakert olan Bakü'ye ve Hazar denizine uzanan topraklara kadar fethetti ve mülk edindi. 12. ve 13. yüzyıllardan beri İran'a oradan da Ermeni platosuna kadar göç ederken daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun dar görüşlü politikası nedeniyle Batı Ermenistan'da yayılarak Akdeniz'e, Dardanele ve Bosfor boğazına kadar ulaşmış olan göçebe ak koyunlu ve kara koyunlu kabilelerinin nesilleri. Siz neredeydiniz? Yoksa 1918'de Osmanlı İmparatorluğu ve Atatürk'ün kurnazlığı ile duyurulan Azerbaycan hükümetiyle veya Stalin'in adlandırdığı Azerbaycanlılar adıyla mı gurur duyuyorsunuz? Bu mu sizin tarihiniz? Eğer tarihiniz buysa, o zaman köylerimizdeki ve dağların yamacındaki en küçük şapelin sizden daha eski bir tarihi var. Parlayan bir yıldız, Batı Ermenistan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının basın servisi tarafından bildirildiğine göre, Rus barış gücü zorunlu olarak Artsaqa yerleşenlere yardım sağladı. Açıklamada, Artsaq dağlık Karabağ'daki Rus barışı koruma birliğine bağlı insani müdahale merkezi uzmanları Stepanakert'teki yerinden edilmiş kişilere ve geniş ailelere yönelik insani yardım sağladı denildi. Yardım Merhamet adlı kuruluş tarafından geldi. Barış gücü temsilcisi Dmitri Tusidin, her aileye ayrı bir yaklaşımımız var. Bugün çocuklara ve yetişkinlere ayakkabı sağladık, her çocuğa iki çift ayakkabı aldık dedim. Ayrıca sakinlere temel ihtiyaçlar sağlanmaktadır. Ayakkabı ve giysi, çamaşır deterjanı, mutfak aletleri, yiyecek, yatak takımları, kişisel hijyen malzemeleri, oyuncaklar da sağlandı toplamda Kasım 2020'den bu yana 6700'den fazla yerinden edilmiş kişiler Artsakh Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinden insani ve tıbbi yardım aldı. Armen Press'in haberine göre Aurora İnsani Girişiminin Halkla İlişkiler Departmanından yayınlanan haberde Aurora İnsani Yardım Girişimi 7. Aurora Dünya İnsani Yardım Ödülünün adaylık aşamasının kapandığını duyurdu. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce insan 592 aday gösterdi. Adaylıkların başlangıcı Ermenilere karşı işlenen soykırımı anma günü olan 24 Nisan 2021 tarihinde verildi. Aynı gün Aurora Ödül Seçim Komitesi tarafından cesaretleri, fedakarlığı ve etkileri nedeniyle seçilen 2021 yılının Aurora'nın 5 kahramanları açıklandı. Aurora 2022 ödülü için 62 ülkeden aday gösterildi. Aurora Ödülü Seçim Komitesi daha sonra başvuruları değerlendirecek ve 2022 Aurora'nın kahramanlarına ardından Aurora ödül sahibini seçecek. Aurora 2022 kahramanlarının isimleri 24 Nisan 2022'de açıklanacak. Soykırımlarla yok edilemeyen bir halk, Batı Ermenistanlılar. Suriye'deki Laskiye'nin Cürin bölgesinde hükümet güçlerinin siperlerine düzenlenen bombalı saldırıda bir hükümet askeri hayatını kaybetti. Armin Press haberine göre bu, Rusya'nın Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırma ve mülteci hareketini kontrol etme merkezi başkan yardımcısı Amiral Vadim Kulit tarafından belirtildi. Kulit, Laskiye ilinin Cürin bölgesinde gerici teröristlerin Harbert el Arauz bölgesinden hükümet güçleri yönüne düzenlediği hava toplu saldırısında bir Süreli asker şehit oldu dedim. Ayrıca Cephatan Nusra grubuna ait gerici teröristlerin İdlib'in gerilimin azaldığı bölgesine 8 kez ateş açtığını da söyledi. Haberin bedeli projesi raporuna göre Türkiye'de Ekim ayında en az 58 gazeteci ve medya çalışanı yargılandı. Toplamda 896 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gazeteciler cemiyetinin demokrasi için medya, medya için demokrasi desteğiyle her ay görülen gazeteci davaları ve gazetecilerin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin yer aldığı projenin Ekim ayı raporu açıklandı. Raporda Ekim ayının gazeteciler açısından yargılama, baskı, tehdit ve saldırılarla geride bırakıldığı ifade edildi. Gazeteciler üzerindeki baskıların sadece süren yargılamalarla sınırlı kalmadığına vurgu yapılan raporda aynı dönemde 7 gazeteci hakkında yeni soruşturmalar açıldığı ve 2 gazetecinin haber takibi sırasında gözaltına alındığı bilgisine yer verildi. Aynı dönemde dört gazeteci ise doğrudan saldırıya uğradı ve tehdit edildi. Batı Emenistan'ın Samosat Adıyaman'daki Perre Antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında 1500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen iki erkeğe ait iskeletler bulundu. Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan bölgede kazı çalışmaları sürüyor. Geçen yıl kazı çalışmalarında 220 metre uzunluğunda merdiven yapısına ulaşılırken bu yıl ise 350 metreye ulaşılan kazı çalışmalarında tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıktı. Yapılan incelemede mezar içerisinde bir bulguya rastlanmazken iskeletlerin ise 1500 yıllık olduğu anlaşıldı. Fransa'da Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasmik Dolmacian, Fransa'nın Biarritz kentinde Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarına adanan anıtın açılışına katıldı. Törene Biarritz Belediye Başkanı Meder Aristogi ve Ermeni örgütü Agur Armenya Başkanı Kleman Parakyan da katıldı. Etkinlikte çeşitli yetkililer, tanınmış kişiler ve Ermeni cemaatinin temsilcileri de hazır bulundu. Büyükelçi Dolmacıyan konuşmasında Biyariz Belediye Başkanı'na hafızanın ve saygının önemini vurgulayarak anıtın yerleştirilmesi nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca Arsak Savaşı'nda tanık olduğumuz gibi cezasızlıkla birleştiğinde yeni suçların kapısını açan inkarlara karşı konuştu halkın yazı ve edebiyat sevgisini ve ilgisini arttırmak amacıyla Bukiniş şirketi girişimiyle 4 Kasım'da Gündüz ve Gece Kitap 2021 adlı etkinlik gerçekleşecek. Armen Press muhabiri konuyla ilgili Bukiniz şirketi kurucusu Haçik Vartanyan ile bir röportajda bulundu. Vartanyan, kitap gecesi düzenleme fikrinin 6 yıl önce doğduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Bukiniz Kitapçı Zincirinde sunulan kitaplar ve çeşitli ürünler bayram kapsamında saat 10 ile 22 arasında %30 indirimli olarak satıldı. Geçen yıl salgın nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek için tatili Gündüz ve Gece Kitap adlı etkinlik haline getirdik. Bu yılda aynı şeyi yaptık. 4 Kasım'da 10 ile 22 saatleri arasında kitap mağazaları kitapları indirimli olarak satacak ve saat 22'den ertesi sabaha kadar Bookseam platformunda online satış devam edecek. Etkinlik, Bukinist'in tüm Yerevan'daki, Sevan ve Dilijan'daki kitapçılarında ve şirketle çalışan Armavir, Massiz, Goris ve Kapan kitapçılarında gerçekleşecek. Bayram çerçevesinde ikram, eğlence, kitabın sevilen karakterleriyle fotoğraf çekme imkanı, Entelektüel ve eğlenceli oyunlar, çekiliş ve bir takım sürprizler bekleniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vedar topluluğunun seslendirdiği Hamşen Ermenilerinin düğün şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.